Şunları göstererek başlayalım. Bak, bu Sen kedi, ne kadar güzel şeyler yapmışsın bu böyle. kedi. Ne bu? Bu annen sana bunu mu almış? Evet. Hmm. Bu ne Elif böyle? He? Bu ne böyle? Nereden geldi bu boncuklar? Bedava. Öyle mi? Oo. Nasıl yapıştırdın peki sen bunları? Onunla mı yapıştırdın? O zaman kuruması lazım bunu. Birazcık elleme de kurusun bari. Her sayfasında kedi mi var bunun? Evet. Resimleri ha? Burada bant ve ben orada boyadım. Boyadın. Hmm. Ben bant yaptım. Çok güzelmiş, çok güzelmiş. Merhaba dedin mi arkadaşlara? Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ne yapacağız biz şimdi? Biz şimdi arkadaşlar çok uzun zamandan beri bekleyen dergimizi açacağız. Evet. Böyle iki tane bilim bilim çocuk ve bilim minik dergisi almıştık. Bu dergileri aslında bir de bilim teknik aldık ama bu biraz daha böyle büyükler için diyebilirim size. Biz bunları açacağız. Bilim teknik ve bilim mini. Bence ama ne yapalım biliyor musun? Bahçeye çıkalım. Bahçede açalım. Ben bunu alacağım. Tamam, ama düşürürsün bak, onu altından tut. Heh. Yani şöyle ikimiz de beraber yandan bakalım. Evet. Arkadaşlar da daha iyi görsün. Önce bilge minik, sonra bilim çocuk. Bilge minik de arkadaşlar zannedersem TÜBİTAK'ın bir yayını diye biliyorum. Aa, evet gördüm. Bir saniye. TÜBİTAK mı değil mi? Değil. Bilge minik TÜBİTAK'ın değilmiş arkadaşlar. Bu başka bir firmanın. Ya burada da zannedersem 4-6 yaş zeka açan etkinlikler diyor. Ya bu da daha yine küçük çocuklar için bir dergi. Eğitici, öğretici bir dergi. Neler varmış? Baloncuk kirpi diyor. Herhalde bu bir hikaye gibi bir şey. Minik restoran. Nasıl resim çizilebilir? Tekerleme, şekerleme, süs gibi. Meyve, çilek. Dikkatle bak. 5 fark. Bu bir hikaye galiba. Baloncuk kirpi. Hikayeyi okumayacağım arkadaşlar. Okumak isteyen arkadaşlar pause yapıp okuyabilirler. Evet. İlgili olan resimleri birbiriyle eşleştirebilir misin diyor. Yani burada neyle ilgiliyse onu onunla eşleştireceksin. Ben sana bir tane kalem vereyim. Dur. Onu mavi mi alacaksın? O ne? Hangisi o? Bravo. Hayır, yanlış yaptın. Yanlış yaptın. Bak, çok güzel bir soru aslında bu. Neden yanlış yaptın biliyor musun? Çünkü bak burada ne var? Uzaktan kumanda var değil mi? Arabanın bak anteni var ya. Bu anten neyle onu eşleştirebilirsin sence? He? Ya, değil mi? Yani aslında burada önemli olan şey ne biliyor musun? Çok acele etmemek. Sen çok acele birden karar verdin. Çünkü bu çok kolay. Kolay gibi geliyor ama değil işte bak kolay. Değilmiş demek ki kolay. Bak yanlış yaptın. Bravo. Diğerlerinin hepsi doğru. İşte acele etmediğin zaman demek ki oluyor. Ya. Dikkatle baktığında iki resim arasında 5 fark olduğunu göreceksin. Buldum, ben buldum bak. 5 tane fark diyor. Hadi bakalım bul. 1. Bravo. 2. Evet. Başka? Hemen çiçeklere bakacağım. Evet. Evet. 3. Başka? Atın semerine mi denir ona? Eğer mi denir? Semer mi denir? Bak bakalım. Buldum bak. Evet. Ha. Kaç oldu? 4 mü oldu? 4 oldu. Bir tane daha var. Onu da buldun mu? Bitti. Ben buldum. Lütfen. Atın kuyruğuna bak. Gördüm. Gördün değil mi? 5. Sen bir tanesini buldun. Bir tanesini ben buldum. 4 tane de sen buldun. Gölgesi verilen ayının kaç numaralı resimde olduğunu söyler misin? Hangisi? Üçüncü. Evet, bravo. Doğru.
Bunlar 4-6 yaş çocuklar içinmiş bu dergi. Aslında çok uygun değil mi 4-6 yaş için? Hı. Sorular çok uygun. Ne çok zor ne çok kolay. Ha burada ne? Boş çimenlere çiçeklerin toplamı kadar yeni çiçek çizebilir misin? Yani burada kaç tane çiçek varsa buraya da o kadar çiçek çizeceksin. 2. Evet, 2 tane çiçek çizeceksin o zaman oraya. Bakayım. Oh, çok büyük çizdin ya. O kadar detaylı çizersen hepsini çizemezsin ki. Burada kaç tane var? 3. 3 tane çizeceksin. Dur. Onları sonra çiz. Burada kaç tane var? 4. Bir altındakinde? 2. Aferin. Sonra çizersin onları. Burada ne var? Resmi tamamlamak için rakamların sırasında dikkat ederek noktaları birleştirmelisin. Sonra da resmi istediğin renklere boyayabilirsin. Ama rakamların sırasına dikkat edeceksin. Yani birden başlayacaksın, öyle gideceksin yukarıya doğru. Evet. Bravo. 2. 3 nerede? Bravo. 4 nerede? Öyle sırayla gideceksin, evet. Yani ne çıkacağını zaten göstermişler yan tarafta. Ne çıkacakmış ortaya? Bu. Hoş geldin. Sen de mi merak ettin? Beş, altı. Evet, yelkenli çıkacak. Altı. Yedi nerede? Yedi. Nasıl yok, yedi olmaz mı canım? On bir, on iki, bravo, on üç, on dört, on beş, bravo. Yelkenliği yapmış oldun. Şimdi de boyayacağız onu sonra. Şu yan tarafta ne varmış bakayım? Atın karnı acıkmış. Doğru yolu çizerek onun orta otlara ulaşmasını sağla diyor. Böyle sorularda ne yapıyorduk Elif? Sondan başa gidiyorduk değil mi? Ama bu çok kolaydı, evet, doğru söylüyorsun. Ama normalde ulaşmak istediği yerden geriye doğru gideceğiz. Yani ottan geri gideceğiz. Çünkü diğer türlü gidersen yanlış gidebilirsin. Sonra yeniden silip düzeltmek zorunda kalabilirsin. Anladın mı? Çevir bakalım bir sonrakinde ne var? İzledim. Yo, anladım. Yani sonuçta doğruyu yaptın. Burada ne var bakayım? Aşağıdaki görsellerin sayısını kutucuklar altındaki rakamları işaretle. 3... Burada? 1, 2, 3, 4, 5. Sonra? 4. 4. Oo, orada çok fazla var. 2. Nasıl saydın ya? Acele etme. 4. Hayır. Yanlış saymışsın. 2. Şaka şaka. Ama say öyle. Öyle ezbere iş yapma. Burada? 9 tane değil mi? 2. 2 tane de dinozor var. 9 tane kelebek, 8 tane koyun, 4 tane maymun, 5 tane kanguru, 3 tane de zürafa var. Bir tane de kedi var burada. Bir tane de böyle bir kedimiz var burada. Tamam, diğer soruya geçelim. Yaşadığı yere göre diğerlerinden farklı olan hayvanlar hangisidir? Hangisi diğerlerinden farklı? Neden? Çünkü o suda yaşıyor. Evet, diğerlerinin hepsi suda yaşıyor. O suda yaşamıyor. Hangi hayvan bu? Lama galiba bu, değil mi? Evet. Evet, ben lamaya benzettim. Hani böyle bu tü tü tükran var ya. Hayır, bu değil. Bu lama ya. Hayır. Evet kızım. Lama bu. Geyik mi acaba? Hayır. Bana lama gibi geldi. Dostumuz at. At hakkında bilgiler veriyor herhalde burada. Arkadaşlarla söyleyeyim. Arkadaşlar, siz biliyor musunuz bu sizce ne bu? Lama mı? Yoksa deve. Başka bir şey mi? Deve olur mu canım? Hiç deveye benziyor mu bu? At okçusu.
Türkçe bu ne? He? Türkçe lemo. Bence lemo. Arkadaşlar yazarlar bakalım, öğreniriz. Sizce eskiden bugünkü arabalar yerine ne kullanılıyordu? Söyleyelim. Atlar. Atları yakını. Yani önceden arabalar yokken insanlar oradan oraya nasıl gidiyorlarmış? Atlarla gidiyorlarmış. Değil mi? Atın üstüne bindi mi çok hızlı dık 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 gidiyorlarmış. Bir de atların arkasında böyle arabalar bağlıyorlarmış atlara. Hani fayton var ya, faytonlar. Onun gibi değişik arabalar. Yük taşıyorlarmış onlarla. Daha fazla insan taşıyorlarmış falan. Ve kediye. Kediler ancak rahat ediyorlar. Böyle yatıp uyuyorlar. Hiç iş yaptıkları yok. Biraz çalış biraz. Böyle yatıp uyuma. Bak. Oh. Rahata bak. Yapma kızım, yapma. Aman. Canı yanar. Biz atlar binlerce yıllardır insanlara yardımcı oluyoruz. Köpeklerden sonra onların en sadık dostlarıyız. Dostlarımızı asla terk etmeyiz. Doğru. Çok sadıktırlar atlar da. Aynı köpekler gibi. Bacaklarımız çok hızlı koşabilmemizi sağlar. Köprücük kemiğimiz olmadığı için kocaman adımlar atabiliriz. Bacaklarında köprücük kemiği yokmuş. Onun için daha böyle uzun uzun adımlar atabiliyorlarmış. Şimdi bizimle ilgili çok şaşırtıcı bir şey duymaya hazır mısınız? Biz ayakta uyuruz. Bunu biliyor muydun? Hani şimdi bak, kedi yatarken nasıl yatıyor? Böyle yatıyor, öyle uyuyor değil mi? Uyurken böyle uyuyor. Ama atlar ayakta uyuyorlar, yani böyle uyuyorlar. Yatmıyorlar. Ya biliyor muydun onu? Ya öğrenmiş oldun. Ben düşünüyordum onlar yatıyorlar. Uyurken bacak kemiklerimiz kilitlenir ve ayakta kalmamızı sağlar. Yani bacaklarının kemikleri kilitleniyor. Atlar onun için düşmüyorlar uyurken. Ben düşünüyordum böyle yatıyor. Yok, ayakta yatmıyorlar işte. Böyle kediler yatıyor. Bak bu yatıyor böyle. Şuna bak. Hayır, tüylerimiz vücudumuzun belli bir sıcaklıkta olmasına yardımcı olur. Bunun için yazın kısalır, kışın uzarlar. Kendi tüyleri kendiliğinden değişiyormuş. Anladın mı? Bizi merak ettiyseniz at çiftliklerine gelerek daha yakından tanıyabilirsiniz. Evet, çok fazla at çiftliği var. Bak at nasıl çizilir onu gösteriyor. Çok güzel değil mi? Sen çizebilirsin bence. Önce vücudu, sonra kafası, sonra detayları kafasının, sonra da ayakları. Hop, at hazır. Orada boyamışlar işte. Kuyruğunu çizip boyamışlar. Aşağıdaki resmi inceleyin. Resimde kaç tane arı olduğunu söyleyin diyor. 9. Kaç tane arı var? Yazıyor zaten burada değil mi? Kocaman. Evet. Burada? 9. Bu sayımızda 9 rakamını okuyup yazmayı öğreneceğiz. 9'u nasıl yazacağını gösteriyor bak. Ben bu kırmızıdan başlayacaksın. Ama böyle işte harfleri sayıları yazarken aslında hepsinin bir yazım kuralı var. O kurala göre yazmak lazım. Çünkü elin nasıl alışırsa öyle gider. Yani 9'un kuralı bak neymiş? Bu içten başlayıp böyle devam ediyormuş. Ben zaten böyle çiziyorum. Aferin. Demek ki doğruyu çiziyormuşsun. Bak, sınıflarını süslemişler. Bak, Türk bayrakları asmışlar. Yandaki görselleri resmin içinde gizledik. Onları bulup yuvarlak içine alır mısın? Buldun mu? Başka? Ben de bulayım. Kim daha çok bulacak bakalım. Sen bir tane buldun hemen şimdi. Buldum. Kim daha çok bulacak? Buldum. Buldum. Bebek. Kuş bebek. Buldum. Hadi ya, buldun mu? Kuş. Ah, onu da mı buldun? Ben bunu. Bir tek şu ayıcık kaldı. Gözlüklü ayıcık kaldı. Aa, sen çok buldun. Ben sadece bir tane bulabildim. Bravo. Doğaya saygılıyım. Park ve bahçelerde gördüğüm çiçekleri koparmadan dalındayken koklarım. Bak ne yazıyor, gördün mü? Sen bazen gidip hemen koparmak istiyorsun ama olmaz değil mi? Çünkü çiçekler dalında güzeldir. Çiçekler topraktayken güzeldir. Onlar da canlıdır çiçeklerde. Onları böyle yolduğun zaman onları öldürmüş olursun. Anladın mı? Eğer çok gerekmiyorsa, çok ihtiyacın yoksa koparmaman lazım çiçekleri. Anladın mı? Çevremi temiz tutarım diyor. Çöplerimi yere değil çöp sepetine atarım. Aferin. Bu konuda sen gerçekten hiçbir zaman çöpünü dışarıya atmıyorsun. Sokakta gördüğüm hayvanlara zarar vermem. Onları korurum. Hayvanlara zarar verilir mi? Şu hayvana nasıl zarar vereceksin? Şuna baksana, şunun güzelliğine. Buna nasıl zarar verirsin? Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Şuna bakar mısınız, ne kadar tatlı bir şey bu? Ben
giden hayvanlarla zararım değilim. Çünkü sen çok seviyorsun hayvanları değil mi? Evet. Evet, ne zaman ben bir hayvan göreceğim o zaman ben isterim eve almak ve çok üzülürüm ne zaman olmazsam. Evet. Hediyeleşiniz ki aranızdaki sevgi artsın demiş. Hediye verin diyor birbirinize. Evet. Hadisi şerifmiş bu. Haydi kağıttan at yapalım. Kağıttan at mı? Oo, çok enteresan. Evet. Bunu yapabiliriz Elif. Ve çok zor. Yok, evet. Bence çok zor değil. Ben arkadaşlara şöyle göstereyim. Pause yapıp nasıl yapıldığına bakabilirler. Evet. Şimdi yapmayacağız çünkü bunu. At bu kadar mıymış? At oluyor mu? Atın kafasını yaptı herhalde burada. Evet. Burada ne yapıyorlarmış? Yazmaya hazırlık için el becerilerimizi geliştirelim. Aa evet. Yani çizimi gösteriyor. Noktalı yerleri birleştireceksin. Ya gel buraya gel. Madem niye indin aşağıya gel. Gel buraya kaçma. Kendi indi aşağıya. Hem kendisi indi hem de benim bacağıma rahat vermiyor. Bacağımla mücadele ediyor. Burada da balık çizimini ha. Balığı boyamak istiyor. Süs gibi meyve diyor. Çilek. Çilek hakkında bilgi vermişler bak burada. Çilek aslında çok fazla C vitamini olan bir meyveymiş. Normalde bilmezdim ben o kadar çok C vitamini olduğunu çilekte. Biliyorsun. Efendim? Portakaldan orada daha çok çilek var. Evet, bravo sana bak unutmamışsın onu. Biz nerede okumuştuk en son bir yerde okumuştuk. Plajda mı okumuştuk? Portakaldan daha fazla C vitamini varmış arkadaşlar çilekte. Bunu öğrenmiş olduk. Burada da peygamberimizin hayatıyla ilgili bir bilgiler var. Onları da böyle göstereyim size. Okumak isterseniz okuyun arkadaşlar. Pause yapıp okuyabilirsiniz böyle. Şöyle. Burada da sayısal yetenek diyor. Balıkların aynısından kaçar tane olduğunu sayıp yazabilir misin? Ooo Elif. Yazabilirim. Yazabilirsin ama mesela bu balıktan kaç tane var? Kırmızı balıktan. Hadi bakalım say. Ben önce sarıdan. Evet bravo sarılar daha çok çünkü. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo sarılar 10 tane doğru bildin. Kırmızı ile pembe birbirine çok yakın renkler. Pembeyi yapayım. Ben bulayım. Pembeyi de ben sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 tane. Kırmızı kaç tane? Kırmızıların kuyruğu sarıymış. Bak onu bilmiyordum. Ona göre daha kolay bulunur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane. İki defa mı saydım onu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 taneymiş. 13. Evet. Sen kaç tane dedin? 12 demiştim. Daha az demiştim. Mini sudoku. Boş bırakılan yere aşağıdaki şekillerden hangisi gelmelidir? Bak bu tarz sorular çok mantık geliştirici sorular. Bak. Hangi sırayla gidiyor Elif? Bir kere her sırada ne var? Bir tane daire var. Bir tane yıldız var, bir tane kare var değil mi? Kare. Bak, daire, kare, yıldız. Daire, yok daire, kare. Ne olacak burada? Yıldız. Yıldız olacak, ama bravo. Hangisi? Bravo, şimdi bu iki yıldızdan birisi olacak, bu kesin. Ama rengi ne olacak bakalım. Şimdi burada bir tane sarı, bir tane kırmızı, bir tane mavi var. Burada da bir sarı, bir kırmızı, bir mavi var. Burada da bir sarı, bir kırmızı, mavi olacak. Tamam renk ama ikisi de mavi. O zaman bir tane... Bak çünkü burada bak. Bu ortada var şimdi bu. Burada da var. Bir saniye yanlış söyledim. Bu değil. Bak burada da var. Bak içi dolu noktalar görüyor musun? Bak her yerde içi dolu nokta var. Ama yıldız olacak. Tamam yıldız ama içi dolu nokta olmayacak. İçi dolu nokta burada var. Burada bak olmayan ne? Daire bak görüyor musun? Şu küçük küçük ya bak bunlar. Bak küçük küçük burada var. Burada var burada yok. Yani bu. Değil mi? Bu? Tabii. Bir kere yıldız. Bir kere mavi.
ve içi boş daire. Anladın mı? Bak, içi boş daire, içi dolu daire, çizgi. İçi boş daire, içi dolu daire, çizgi. İçi boş daire, içi dolu daire, çizgi. Gördün mü? Hı. Çok güzel soruymuş ama. Buradan mı? Resmi dikkatlice incele. Şimdi de biraz hayal kur. Resme uygun bir hikaye anlat. Oo. Bu resme bakacaksın. Buna göre bir hikaye anlatacaksın. Burada ne var mesela? Burada ne söyleyebilirsin bu resimle ilgili? Bir küçük balıklar var. Bir de büyük balıklar var, değil mi? Büyük balıkların dişleri falan da kocaman. Ben söyleyeceğim. Söyle. Balıklar vardı. Evet. Balıklar gidiyordu. Sonra geldi köpek balıklar. Sonra başka bir delik balık geldi ve ona beraber yedi küçük balıklarla. Ama böyle, ama resimde tam öyle değil. Neden? Çünkü büyük balıklar küçük balıklardan korkuyor. Değil mi? Anladın mı? Şimdi şöyle bir hikaye olabilir mesela. Köpek balıkları küçük balıklardan bir tanesini korkutmuşlar. Ondan sonra o da gitmiş, arkadaşlarını çağırmış. Onlar çok kalabalık olunca küçük balıklar, bu sefer köpek balıkları onlardan korkmuş. Anladın mı? Hikaye tam olarak böyle aslında. Çünkü köpek balıkları korkuyor gibi görünüyor. Değil mi? Tekerleme. Aa bak, tekerleme. Sen seversin böyle. Hani komşu komşu. Hu hu. Oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? İncik boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu. Güzel değil mi tekerleme? Komşu komşu, hu hu. Oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? İncik boncuk. Ben çok seviyorum bunu. Çok komik. Komik. Bu oyunu anlatıyor. Gelişim zamanı diyor. Gelişim alanı. Zihinsel ve psikomotor gelişimi sağlıyormuş. Temel konum bilgilerini öğretirken mantık, akıl yürütme ve kavram bilgisini geliştirir. Kavramlar, uzay, mantık, zeka oyunu. Oyunun parçalarını çıkaralım. Evet, çıkar. Oyuncudan bir parça seçmesini isteyelim. Seçtiği parçada gösterilen konumu soralım. Buradaki karakter kutunun neresinde duruyor? Gibi. Oyuncudan oyun parçasının sol ve üst bölümdeki şekillere dikkat ederek uygun boşluğa yerleştirmesini isteyelim. Ufak ipuçlarıyla başarmasını sağlayalım. Oyuncuya şekillere benzeyen nesneler gösterip fark etmesini sağlayalım. Anladın mı? Hı. Nasıl koyacakmış? Nasıl koyacağız? Burada. Orada mı? Aa, evet, doğru. Neden en başa o geldi? Çünkü orada da onu akadan. Tamam. Sonra kuş onu. Ay, burada. Çünkü bak, burada gösteriyor zaten. Altında, üstünde şeklinde. Anladın mı? Anladın mı? Bu mesela üstünden geçerken. Bravo, bu da doğru. Bu da altında olacak. Şu. Evet, doğru. Bravo. Şimdi buraya bakma. Neden? Çünkü. Ama oraya bakmadan yapamazsın ki. Yaparım. Hayır. Buraya bakmadan nasıl yapacaksın? Şunları görmen lazım. Evet, şimdi bu köpekçikle ilgilileri yapacaksın. Onları yaparken de yine altında, üstünde. Evet, altında, üstünde. Hadi yap bakalım. Sen onu yaparken ben düşünemem. Kendi kapağımızı tasarlayalım. Aa, bununla şeyi çizip bunları kesip kenarlarından bu kapağın aynısını buraya yapabilirsin. Ben hiç yanmadım. Bravo. Ben hiç bakmadım. Hiç bakmadın ama yanlış yapmışsın işte. Yo, doğru. Doğru, pardon. Doğruymuş. Tamam, bu da böyle bir oyun. Bu da tasarlamaymış. Ama biz bilim çocuğu ayrı bir videoda açalım. Evet. Bu çünkü bayağı bir zaman aldı. Çok uzun bir video oldu. Arkadaşlara şimdi bay bay yapalım. Hı-hı. Arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz sizi.
Bye bye. Bye bye. Görüşürüz.